Evet arkadaşlar merhaba. 24 Mayıs 2022 Salı günü yabancı yarışlarda Linkfield Park'tayız. Max Sport tahmin olarak tahminlerimiz son süratle devam ediyor arkadaşlar. Gayet iyiyiz İngiltere'de gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Linkfield'de bugün 7 koşulu böyle tatlı bir program var. Yani yararlanmak nasip olmasını diliyoruz tabii herkes için. Sentetik kum pistte Linkfield Park'ta bütün koşular bugün olacak. Birinci koşu 18.35'te başlıyor. Akşam koşuları diyebiliriz buna artık. 2400 metrelik böyle uzun metrajlı bir koşuya çıkılacak bu 7'li plesenin ilk ayağında. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1 numara Trelly Hills William Carver'la arkadaşlar burada banko. Yani 7'li plase için ideal bir banko bu. 62,5 kilo olması da çok önemli değil. Tabii ki burada 2 numaralı Mafia Power'ın da King Power Rising daima iyi atlar çıkartıyor zaten. Evet, burada arkadaşlar Trailly Hills eğer 7'li plase oynayacaksanız arkadaşlar 1 numara banko. İkinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor. Şartlı 3 yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar bu videolarımızın altında bazı yorumlar yazıyor arkadaşlar. İşte şöyle olur, böyle olur. Tamam, hepsi başımızın üstünde. Ama bazıları da böyle diyor ki işte yok zayıfsınız, yok şeysiniz falan diye. Ve 3 tane at vermiş bir tane arkadaşımız. 3 tane. Birinci ayakta bu gelir, ikinci ayakta bu gelir, üçüncü ayakta bu gelir. 3'te 0 kalmış arkadaş. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Hani insanlar AGF oranları çıktıktan sonra çok kolay zannediyorlar bazen. Biz 24 saat, bak görüyor musunuz burada bir AGF oranı? Biz 24 saat evvelden yapıyoruz bunları. Ama gelip de böyle yazılar yazıp da yani rencide edici yazdığınız zaman o zaman biz de burada gündeme getiriyoruz. Orada yazan kişinin adı soyadı insanın adı merak edip bakıyorlar. Kendi kendini rezil ediyorlar yani. Başka da bir şey olduğu yok. Evet burada bu başlangıç ayağında Godolphin ekürleri çok ön planda. Özellikle 5 numara Cosmic Desert gerçekten çok ön planda. Onun arkasından 1 numara, onun arkasından 11 gelebilir. Yani burada bunlara rakip arıyoruz ama bu 1'i ve 11'i de geçmeleri lazım bu rakiplerin. Tabii öyle olduğu zaman arkadaşlar burada sıkıntı çıkıyor. O yüzden burada tek bu vereceğiz. Herhangi bir yanına at yazmıyoruz bu ekürlerin. Günün çok sağlam bir bankosu bu. Üçüncü koşuya geçtik şimdi. Altılı gayanın ikinci ayağı. Handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada 14 tane at var gördüğünüz gibi. 6 tane at ön planda. Yine burada Midland Park'ın safkanları çok ön planda. Özellikle bu 2 numara Angel's Dream Shine Levy ile ve 10 numaralı UAE 50. United Arab Emirates 50 demiş burada. Dandyman yavrusu Crane O'Neill ile. Evet bu safkanlar ilk kişi bizim seçeneğimiz. 1 numaralı Smart and Flyer Siren Fallon'la 4 numaralı Recon Amhat Top Quelli 9 numaralı Arpina Frederick Larson 6 numaralı ST Asaf George Wood ve 3 numaralı Amjad bu da Nathan Cullen'la arkadaşlar. Evet, 2-10 ekürler dedik ön planda. 1, 4, 9, 6 ve 3 numaralı safkanları arkadaşlar mutlaka kuponlarımıza yazalım diyoruz. Ekürler gelirse zaten bu altılı çok fazla vermeyecektir. 4. koşu şartlı 2 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar arkadaşlar. 8 tane safkan var. Burada şöyle yapacağız. 2 artı 3 diyoruz. Küçük kuponlar için 2 tane safkanı biz burada çok ön planda görüyoruz. Bunlardan bir tane 8 numaralı Exo William Buick ile. Diğeri de 1 numaralı Malrestia Kieran Schumacher'la arkadaşlar. Yani 1 ve 8 arasında bir koşu bekleniyor. Dileyenler buraya arkasından 7 numaralı Show Dance James Doyle, 2 numaralı Bolt of Thunder Jack Mitchell ve 3 numaralı The Car. Evet, The Car Shane Levy ile. 8-1 ön planda, 7-2 ve 3 numaralı safkanlarda bu ayakta arka planda diyoruz arkadaşlar. Öyle çok kolay bir ayak değil. Yani burada William Buick ve Malaysia'nın yani The XO
8 ve 1'in arkadaşlar düşürülmesi gerekiyor ki diğerleri devreye girsin. Düşürmeyeceğini düşünüyorsanız sokmayın. Yani 2 at yeter. 2, 3, 7, 2 ve 3 numaralı safkanlar burası için yeterli gözüküyor. 5. koşu saat 20.40'da handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Burada bir tane alternatif bankomuz var. 1 numaralı Rob John, James Doyle'lı alternatif banko arkadaşlar. Zaten 1200 metre kısa mesafeli bir koşu. Burada James Doyle burada çıktığı gibi bu safkanı getirebilir görünümünde bizim için. Eğer bu safkanı düşürürsek ki bu safkanın çok yakın bir rakibi var, o da 5 numaralı Open Mind, Pat Cosgrave'lı arkadaşlar. Yani küçük kuponlarda tek atmak istemeyenler bunu 1 ve 5'i mutlaka yazmalı. Arkasından 2 numaralı Object diyoruz burada Benedict Sayed'le. 8 numaralı Coleman Royal, Siren Fallon'la. 7 numaralı Tyson, Sean Levy. Ve 3 numaralı Sky Blue Pink, Hector Crouch arkadaşlar. Evet, burası otomatikman bir alternatif banko. Yakın rakibi 5, arkasından 2, 8, 7 ve 3 numaralı safkanlar. Burada arkadaşlar her an her şeyi yapabilirler diyebiliyoruz. Evet, 6. koşuya geçtik şimdi. 6. koşu arkadaşlar, burada handikap 4 yukarı İngilizler 3170 metreye çıkacaklar. Burada 4 tane at var zaten gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada normal şartlar altında 2 numaralı Team Fandango bu grubun üstünde. Bakmayın sadece bir 214 günlük arası var. Burada 4 numaralı yakın rakibi. Dileyenler 2-4 yazsın, dileyenler 2'yi tek atsın. Biz 2'yi tek atıyoruz şu an için. Bu atın koşma mı durumuna göre karar vereceğiz. Bu uşerlerde, bu tip uzun yarışlarda çok iyiler bu arkadaşlar, antrenör, uzuncu bunlar. Yani burada her şey bu 2 numaranın aktivasyonuna bağlı. 2 numaranın göstereceği performansa bağlı. 2 numara eğer iyi bir performans gösterirse kazanacaktır. Dediğim gibi ilk ayak, ikinci ayak ve bu ayaktaki bu 3 atın gelmesi bu atı, bu altın ganyanı çok da fazla büyük olmayan ikramiyelere doğru sürükleyebilir. O yüzden ona göre sizler de kendi kararınızı verin arkadaşlar. Düşürmek istediğiniz takdirde ona göre atları yazarsınız diyoruz. Bu da yakın rakibi 4. 7. koşuya geçtik şimdi. Handikap 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Günün son koşusu. Hemen hemen en zor koşusu arkadaşlar diyebiliriz. Yani diğer yerlerde öne çıkan atlar vardı mesela. Mesela 3. koşu da zor. Hani arkasından belki 4.'lük ama bu en zoru bu ayak arkadaşlar. Şimdi burada normalde bizim takip ettiğimiz Allah'tan 3 tane at var. Hani önce onu vereceğiz size. Muhtemelen de o 3 atın içerisinden gelecek diye düşünüyoruz. 7 numaralı Hey Ho Let's Go. Burada mutlaka yazılmalı Kelly ile. 6 numaralı Big Bart Tom Qualley ile. Ve 3 numaralı Sir Rodney Redblood Siren Fallon'la arkadaşlar. Burada 7, 6 ve 3 ön planda bize göre. Arkasından 4 numaralı I Am Mabel Jason Watson. 1 numaralı Lil Kian, Liam Wright. 2 numaralı Lucky Ava, Harry Burns. Ve 5 numaralı Mickey Spritt. Evet, böylece arkadaşlar 7-6-3, daha doğrusu evet 7-6-3 ön planda. 4-1-2-5 numaralı safkanlarda arka plana baktığınız zaman 10 atın burada 7'sini yazmak durumundayız arkadaşlar. Evet, burası da bu şekilde geçmek durumunda. Evet, Linkfield ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Linkfield'de söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Fransa ile ilgili de var. Akşam Philadelphia var anladığım kadarıyla. Evet, Philadelphia. Philadelphia ile ilgili de arkadaşlar 7 koşulu bir program var gördüğünüz gibi burada. Ona göre de sizler de onun için premium üyelik alıyorsunuz biliyorsunuz. Bu videolarımız için premium üyelik gerekmiyor. Ankara için premium üyelik gerekiyor. Kocaeli videomuz için gerekmiyor diyoruz. Evet. Arkadaşlar Linkfield ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. İyi bir salı günü geçirmenizi diyoruz ki akşam programı bu. Ve böylece herkese bol şans diledikten sonra da bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşça kalın. Bol şans.